Bu videoda konumuz endokrinoloji arkadaşlar. Endokrinoloji hormonları inceleyen bilim dalıdır. Hormon kelimesi Yunanca uyarmak, harekete geçirmek anlamına gelen bir kelimeden türemiş. Hormonlar vücudun bir yerinde üretilip genellikle başka bir yerine kimyasal iletiler götüren habercilerdir. Burada amaç az önce dediğimiz gibi uyarmak ve bir organı harekete geçirmek. Yani bir anlamda sinyal gönderiyorlar ve vücuttaki iki farklı nokta arasındaki iletişimi sağlıyorlar. Bunlar çok karmaşık yapıya sahip iletişim araçlarıdır. Vücudumuzun doğrudan iletişim halinde olabildiği bazı durumları da biliyoruz. Örneğin sinirler ve kaslar arasındaki iletişim gibi. Kasınızı kasmak istediğinizde beyninizden bir sinyal çıkıyor ve sinir boyunca giderek doğrudan ilgili kasa ulaşıp kasılmasını sağlıyor. Öte yandan hormonlar insan vücudunun Wi-Fi'yi gibi. Yani onların iletişimi nasıl? Kablosuz arkadaşlar, Wi-Fi iletişim. Bir yerde üretiliyorlar, sonra kana karışıyorlar ki bunu havadaki radyo dalgaları gibi düşünebilirsiniz. Daha sonra vücudun farklı bir noktasındaki bir yerde o bölümle herhangi bir doğrudan bağlantı kurmadan oraya ulaşarak işlevlerini yerine getiriyorlar. Peki hormonlardan bahsederken özel bir protein veya kimyasal türünden mi bahsediyoruz? Yoksa bir hormonun yaptığı bu komplike işi herhangi bir şey de yapabilir mi dersiniz? Aslında her şey diyebiliriz. Ama hormonları temelde iki ana gruba ayırıyoruz. Bunlar çoğunlukla amino asitlerden türeyen küçük moleküllerdir ve 300 ya da en fazla 500 dalton büyüklüğündedirler. Dalton derken, daltonlardan bahsetmiyorum arkadaşlar, dalton derken moleküler kütle birimini kastediyoruz. Bir de boyut olarak yüzlerce amino asitin birleşiminden oluşabilen büyük moleküller var. Burada önemli olan şey sinyal fonksiyonuna sahip olmak. Bu özelliğe sahip olan her şey bunu yapabilir ve hormon kabul edilir. Şimdi hormonların alt kategorilerine geçersek hormonları 3 alt kategoride inceliyoruz. İlk gruba endokrin hormonları diyoruz ki bunlar az evvelde bahsettiğimiz kan dolaşımına karışıp işlerini uzakta yapan hormonlar. Şuradaki şekil üzerinden de birazdan birkaç örnek vereceğim. İkinci grupta daha çok bölgesel aktivitelerde bulunan parakrin hormonları var. Yani bunlar üretildikleri yere çok da uzakta olmayan bir bölgeye etki eden hormonlar. Üçüncü kategoride ise daha nadir görülen otokrin hormonlar var. Bunlar da doğrudan üretildikleri hücreye veya hemen bitişikteki hücreye etki eden hormonlar. Yani burada aradaki mesafe iyice azalıyor. Mesela endokrin hormonları için benim zihnimde kurguladığım bir model var. Bu hormonlar vücutta çok uzaktaki bir yerde salgılanıyorlar. Doğru alıcı tarafından karşılanırlarsa doğru görevi yerine getiriyorlar. Parakrin hormonlarının kat ettikleri mesafe az diye, yarattıkları etki de az olur diye düşünüyor olabilirsiniz. Öyle mi düşünüyorsunuz? aslında parakrin hormonları da kana salınıyor. Ama az önce de söylediğimiz gibi bunların ulaşacakları bölge yani alıcıları çok daha yakında yer alıyor. Parakrin hormonlarının bölgesel olarak çalışmasına sebep olan şey aslında bu hormonların üretildikleri yere yakın bölgede hormon alıcısının da yüksek yoğunlukta bulunmasıdır. Aynı şey otokrin hormonları için de geçerli hormon üretiliyor ve hormonun alıcısı da aynı hücrede veya bitişik hücrede yoğun konsantrasyonlu halde bulunuyor. Aklınıza şöyle bir soru da gelmiş olabilir arkadaşlar. Endokrinoloji diye bir şey olduğuna göre parakrinoloji diye bir şey de var mı? Cevabı hayır. Sanırım bunun sebebi hormonların parakrin işlevlerinin daha sonradan keşfedilmiş olması. O yüzden tüm bu konular endokrinoloji başlığı altında ele alınıyor. Yani tüm hormonları endokrinoloji başlığı altında inceliyoruz. Ama endokrin hormonları dediğimiz şey aslında uzaktaki bölgelere etki eden hormonlar. Şimdi burada gördüğünüz bu çizime geçelim. Bu şahane insan vücudu çizimi önemli endokrin organlarından bazılarını güzel bir şekilde bize gösteriyor. İlk olarak beynin hemen altındaki şu turuncu kısım ile başlayacağız. Bunun adı hipofiz bezi. Hipofiz bezine aynı zamanda ana salgı bezi de denir. Çünkü hipofiz bezinde diğer organları çalıştıran hormonları da üretiriz. Size bir örnek vereyim. Hipofiz bezi tarafından salgılanan hormonlardan biri tiroid uyarıcı hormon yani TSH. Bu hormon hipofiz bezinden ayrıldıktan sonra dolaşıma karışır ve hücrelerinin yüzeyinde bolca TSH reseptörü bulunan tiroid bezine etki eder. Böylelikle tiroid bezini tiroksin yani T4 ve triiodotironin yani T3 tiroid hormonlarını üretmesi için uyarır. Bunlar dolaşıma katılan iki ana tiroid hormonudur arkadaşlar T4 ve T3. Peki bunların görevi ne? Bunlar metabolizmayı düzenliyor. İştahı, termojenezi kas işlevlerini düzenliyor. Vücudun diğer bölümlerinde bunların çok çeşitli etkileri mevcut. Yani genel olarak metabolizmayı ve tüm vücudu hızlandıran veya yavaşlatan şey bu hormonlardır diyebiliriz. Hipertiroidi olan bir kişi çok yüksek bir metabolizmaya sahiptir. Bu kişilerde genellikle hızlı kalp atışı, hızlı metabolizma ve kilo kaybı görülür. Hipertiroidi görülen kişilerin vücudunda yüksek miktarda tiroid hormonu bulunur. Tiroid hormonu az olan yani hipotiroidi görülen kişilerde ise durum bunun tam tersidir. Gördüğünüz gibi hormonların tam olarak doğru miktarda olmaları çok kritik bir durum ve tiroid hormonlarıyla verdiğimiz bu örnek sanırım bunu iyi şekilde gösteriyor. Fakat şunu unutmayın Burada düzenlemeyi asıl yapan hipofiz bezi arkadaşlar. Yani o ana kontrol merkezi gibi. Biraz da geri bildirim döngülerinden bahsedelim. Mesela hipofiz bezi TSH üretimini ne zaman durduracağına nasıl karar verir? Şöyle ki aynen bir termostat gibi hipofiz bezi kandaki tiroid hormonu seviyesini algılayabilmektedir hormon seviyesi tam olarak yeterli olduğunda yani çok yüksek değilken ürettiği TSH miktarı azalır. Hormon seviyesi çok düşük olduğunda ise TSH miktarı arttı artar tiroid bezini daha fazla tiroid hormonu üretmek üzere uyarmaya çalışır. Ne yapar? TSH'ı arttırır. Hipofiz hormonu tiroid uyarıcı hormona ek olarak kısa adı ACTH olan adrenokortikotropik hormonu da üretir. Bu hormon adrenal kortekse etki eder. Adrenal bezler böbreklerin hemen üstünde yer alırlar. Hatta bu yüzden onlara böbrek üstü bezleri de denir. Adrenal bezlerin dış katmanına korteks ya da kabuk dendiğinden bu kısma adrenal korteks ismi verilir ve bu bölge ACTH ile uyarılır. Bu yapılar aslında böbreklerle ilişkili değiller. Sadece böbreklerin hemen üstünde yer alıyorlar. Yani sadece yapısal olarak bir aradalar ve aynen böbreklerde kan akışının bol olması gibi bu bezlerde de kan akışı fazla. Yani aralarında bu anlamda e, bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz. Fakat fonksiyonel anlamda bir ilişkileri yok. Böbrek üstü bezleri kendi başlarına böbreklerin görevi olan kanı filtreleme gibi önemli işlevleri yerine getiremez. Peki bu bezlerin görevi ne? Adrenal bezler glikoz metabolizmasını düzenleyen ve kan basıncı ile genel olarak sağlık durumunun kontrol altında tutulmasını sağlayan kortizol gibi adrenal hormonlarını üretir. Ayrıca tuz sıvı dengesini düzenlemek için önemli bir hormon olan aldosteron gibi mineralokortikoidler de yine burada üretilir. Adrenal androjenleri de yine önemliler arasında sayabiliriz. İşte bu üç hormon adrenal korteks tarafından üretilen başlıca hormonlardır. ACTH'ın asıl görevi kortizol ve adrenal androjenleri düzenlemektir. Mineralokortikoidlerin düzenlenmesinden ise başka bir sistem sorumlu. Bunu daha sonra işleyeceğiz. Şimdi burada henüz hakkında konuşmadığımız birkaç organ daha var. Yine hipofiz bezinden lüteinleştirici hormon ve Folikül uyarıcı hormon adında iki hormon daha salgılanır. Bunların da kısaltmaları LH ve FSH'dir. Bu ikisi üreme organlarını uyaran hormonlar. Yani bunlar erkeklerde testislere, kadınlarda ise yumurtalıklara etki ederek erkeklerde sperm, kadınlarda da oosit ya da yumurta gelişimini tetikler. Aynı zamanda cinsiyet hormonlarının yani erkeklerde testosteronun, kadınlarda da estri estradiolün üretilmesini tetikleyen yine bu hormonlardır arkadaşlar. Ön hipofiz bezi tarafından salgılanan ve henüz bahsetmediğimiz iki hormon daha var. Bunlardan biri büyüme hormonu ki bu hormon özellikle uzun kemiklerin büyümesi konusunda kritik öneme sahip. Büyüme hormonu için kısaltma olarak GH veya hGH kullanılır. Az önce de dediğim gibi örneğin uzun kemiklerin büyümesi konusunda bu hormon görevli. Henüz bahsetmediğimiz bir de prolaktin hormonu var. Bu da kadınlarda süt salgılanmasından sorumlu. Yani doğum sonrasında bu hormon sayesinde kadınlar bebeklerini emzirebiliyorlar. Şimdi burada bahsetmediğimiz insülin gibi başka hormonlar da var tabii ama mesela insülin hipofiz bezinde üretilmiyor. O yüzden henüz ona sıra gelmemişti. Şimdi vücutta biraz aşağı doğru inelim ve bunlara bakalım. Tiroid bezinin tiroid hormonlarını salgıladığından bahsetmiştik. Orta kısımda turuncu renkle gösterilen pankreasa geldiğimizde pankreasın içinde Langerhans adacıkları denen hücre grupları bulunur. Pankreastaki bu adacıklar insülin ve e, glukagon gibi endokrin hormonlarını salgılar. Bunlardan özellikle insülin son derece önemli. İnsülin olmazsa şeker hastalığına yakalanırız. Ve yine insülin olmazsa glikozu kaslara taşıyamaz ve glikozu kan dolaşımından normal şekilde dışarı atamayız. Dolayısıyla insülin eksikliği daha sonra detaylı olarak bahsedeceğimiz diyabet yani şeker hastalığına dair pek çok belirtiyi ortaya çıkarabilir. Burada gördüğümüz pankreas ve böbrek üstü bezleri gibi bu yapıların tamamı çok fazla venöz akıma sahip olduklarından bunlarda üretilen hormonlar da kana çok hızlı bir şekilde karışabiliyor. Bu videoyu sanırım burada sonlandırabiliriz artık. Bir sonraki videomuzda sizlerle yine çok enteresan bazı görseller paylaşacağız. Ayrıca hormonların nasıl doğru miktarda üretildiğinden ve bir şeyler yanlış gittiğinde neler olduğundan da bahsedeceğiz.